İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı yarı finalde yarışacak. Ermenistan Cumhuriyeti İntel adlı bilimsel ve teknik festivaline katılıyor. Konifa 2019 katılımcılar için bir gezi düzenlendi. Onlar Artsakh ile etkilendi. Ya S-400 ya da F-35. ABD Türkiye'yi bir seçim yapmaya zorluyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Suriye'deki çatışma askeri hareketle çözülemez. Garmir Bulur, Kızıltepe adlı tarihi mekan inşaat artıklarından temizleniyor. BBC, Ermeniler ve Bask kültürleri arasındaki benzerliklere değindi. Bugün Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Konifa Artsakh 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final maçında Abhazya Ulusal Takımı ile karşılaşacak. Maç saat 18.30'da Stepanakert Stadyumunda gerçekleşecek. Güney Ossetya ile Çameri arasındaki diğer yarı final maçı ise saat 16'da Askeran Stadyumunda yer alacak. Batı Ermenistan Ulusal Takımımıza zaferler diliyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamada bu öğretim yılında ilk kez Ermenistan Cumhuriyeti'nin lise öğrencileri kendi yenilikçi fikirlerini İntel adlı Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda sunabilecekleri ifade edildi. Her yıl dünyanın 75 ülkesinden 1800'den fazla öğrencinin katıldığı festivale katılmak için Ermeni gençleri uluslararası standartlara göre değerlendirilecek araştırma projelerini sunmaları gerekiyor. Bu aşamayı geçmiş olan katılımcılar zaten 2020'de ABD'de düzenlenecek olan Intel adlı Uluslararası Bilim ve Teknoloji Festivali'ne katılabilecek ve kendi programlarıyla diğer ülkelerin temsilcileriyle yarışabilecekler. Festivalin katılımcıları matematik, fizik, astronomi, biyokimya, robotik ve diğerleri de dahil 22 alanda mücadele edecek. Konifa Artsakh 2019 Avrupa Futbol Kupası programı çerçevesinde şampiyonanın yöneticileri, hakemleri ve futbol takımları için 5 Haziran'da Şuşi'de bir gezi ve kültürel etkinlik düzenlendi. Artsakh Press Ajansı muhabirinin belirttiğine göre etkinlik katılımcıları Şuşi'nin Güzel Sanatlar ve Ermeni Para Müzesi'ni ardından Katarot, Cıdırduz bölgesinde bulunmuş, ondan sonra Kale Şehri'nin Dut Ağaçları Parkı'nda konuklar için geleneksel bir misafirperverlik organize edilmiştir. Tıncıre adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğu katılımcılara moral verdi. Dansçılara misafirler de eşlik etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Mardirosyan misafirleri selamladı. Etkinlikte Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Narine Agabalyan, Kültür, Gençlik İşleri ve Turizm Bakanı Lerni Kovanisyan, devlet yetkilileri, konuklar ve gazeteciler de hazır bulundu. NATO'daki ABD daimi temsilcisi Kyle Beckley Hutchinson, Amerikan F-35 yeni nesil savaş uçağı almak istiyorsa Türkiye'nin Rus S-400'ü terk etmesi gerektiğini belirtti. Amerikalı yetkili Türk makamlarını dikkate alarak şunları söyledi. Bir seçim yapmak zorundalar. Ya S-400'ler ya da F-35'ler, ikisi birlikte olamaz. Rusya'nın Rus hava savunma sistemlerini önümüzdeki aylarda Türkiye'ye tedarik edeceğini ve ABD'nin bu konuda endişelendiğini hatırlatalım. Amerikalı yetkililer S-400 anlaşmasının Türkiye için ciddi sonuçlar doğuracağını ifade ettiler. Suriye'deki askeri operasyonlar nedeniyle istikrarlı bir barışın sağlanması mümkün değildir. Guterres, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in tüm tarafların katılımıyla bir Suriye Anayasa Komisyonu oluşturma yolunda ilerlemeye çaba gösterdiğini hatırlattı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, TASS Ajansı muhabirleriyle yaptığı görüşmede, Suriye'deki askeri operasyonların sona ermesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu bir uzlaşma sürecidir ve çatışmaların nedenlerini ortadan kaldırabilir, dedi. Yerevan Büyükşehir Belediyesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press Ajansı'na yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti ve bölgenin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Garmir Bulur Kızıltepe adlı mekanın temizlik işleri Yerevan Büyükşehir Belediyesi'nin fonları desteğiyle devam ediyor.
Yerevan Belediye Başkan Vekili Tigran Virabyan, bu arkeolojik mekan inşaat atıklarından arındırılmalı ve ilginç bir kültürel ve turistik yer haline getirilmelidir, dedi. Garmir Bulur Kızıltepe'den 80 kamyon çöp taşındı ve arkeolojik tabakaların zarar görmemesi için çalışmalar arkeologlar tarafından kontrol ediliyor. Yapılan açıklamada yıllar boyunca Erebuni Tarih ve Arkeoloji Koruma Alanı Müzesi yalnızca Erebuni Kalesi ile algılanıyordu. Bugün 3 antik sitenin popülerleşmesi için komplike bir program geliştirilmektedir ifadesi yer aldı. BBC yazarı Justin Calderon, Ermenilerin ve Baskların kültürüne, diline ve benzerliklerine değindi. Armen Press'in haberine göre Bask ülkesinde bulunan yazar, iki halkın dil benzerliklerinden bahseden modern araştırma örnekleri sunmaktadır. O, ilk önce San Sebastian şehri katedralinin tanımı ile başlıyor. Sonra katedralin avlusundaki Ermeni haçkarı anlatıyor. Yazarın dediğine göre bu iki ulus Avrupa'nın farklı bölgelerinde bulunmaktadır. Fakat aralarında karşılıklı güven ve dostluk mevcuttur. Dilleri arasında ilk bakışta benzerlik olmamasına rağmen hem Ermeni hem de Bask aydınları tarafından kabul edilen dil bilgisi öğelerini paylaşmaktadırlar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Batı Ermenistan Artvin yöresinin Göğe Yükseliş Ayini adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.